Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Ve Kemal Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Daha sonra da sektörle olan sohbetimiz devam edecek. Evet. Eğitim sektörüne girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Eğitim sektöründe 25 senedir eğitim sektöründeyim. Kurum olarak da burası 1996'dan beri eğitim sektörüne hizmet vermektedir. Tabii ki hangi alanlarda? Mesleki ve kişisel gelişim ve yabancı dil alanlarında eğitim vermektedir. Evet, siz kendiniz de öğretmensiniz. Evet. Yani alan olarak bilgisayar muhasebe eğitmeni olarak 15-20 sene eğitim verdikten sonra şimdi bu kurumda yönetici olarak çalışmak. Evet, burası kaç yılında kuruldu yüksek kariyer? 1996 yılında. 96 yılında. Yani bu sene 22. yanına girmektedir. Maşallah. Peki biraz burayı tanıyalım o zaman. Burada ne tür eğitimler veriliyor? Burada mesleki ve kişisel gelişim, yabancı dil eğitimleri vermektedir. Mesleki kişisel gelişim olarak bilgisayar muhasebe, dış ticaret, yabancı dil olarak tüm diller dediğimiz İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, İngilizce. Aynı zamanda yabancılar için Türkçe, en revaçlı eğitimlerimizin başına gelmektedir. Bunun yanında yine yabancıların ülkemizdeki üniversitelere girmesinde çeşitli zorluklar dediğimiz işte dil eğitimleri ve matematik, IQ gibi derslerinde de öğrencilerimize bazı yardımcılar olmaktadır. Hı hı. Yabancılar çoğaldı evet. Burada yine. Onun için siz de artık Türkçe eğitimlerine de geçtiniz. Evet. Peki biraz kademe gidelim. Ne tür bir eğitim anlayışı sahip buraya? Yani burası kişiye odaklı daha çok. Kişiye memnuniyeti ön planda olmak üzere. Her yıl tabii farklı kişiler, yabancı olarak gelen farklı ülkelerden kişileri bir araya getirip burada eğitim vermekteyiz. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz peki? Şimdi yabancı için Türkçe ilk önce hedefimizdir. Bir yabancı Türkiye'ye geldiğinde Türkçe öğrenmesi gerekir. Bir yıl boyunca Türkçe kurslarımıza devam etmektedir. Bundan sonra da hedefi nedir üniversiteyse üniversite basamına geçmektedir. Genelde eğitimler bir yıl süreli mi oluyor? Evet, bir yıl. Kaç tane dersimiz var burada? Burada 4 derslik şekilde eğitim vermekteyiz. Yani alan olarak yetiyor. Kontenjanımız nedir? Kontenjanımız bize Milli Eğitim'in sunduğu kontenjanımız dahilinde. Bina kontenjanımız zaten bellidir. Onun üstüne zaten çıkamıyorsun. O kontenjan dahilinde eğitim vermekteyiz. Evet, eğitimcilerimiz de çok önemli. Biraz onlardan da bahsedelim. Kaç kişiler, uzman kadro mu? Şimdi kurumun tabii ki 22 yıllık olması bizim için önemlidir. Bugüne kadar her eğitim kurumu da olduğu gibi tüm alanlarda, tüm eğitim kurumu eğitimlerde uzman eğitmenlerle çalışmaktayız. Uzman eğitmenlerimiz de kadrolu ve ücretli, ders ücretli olmak üzere iki şekilde görevlendirilir. Şu anda yaklaşık olarak 10 eğitmenimiz. Toplamda da 15 personelimiz bulunmaktadır. Evet, hepsi uzman kadrolar, evet. İşlerinde profesyoneller. Peki, biraz eğitim anlayışınızdan bahsedin bizlere. Nelere dikkat ediyorsunuz eğitim verirken? Başarıya imza atan öğrencilerimiz var mı burada? Tabii ki. Mesela dediğim gibi, özellikle meslek ve kişisel gelişim eğitimlerimizde kişinin işlerinde kendine yararlı olan işte bilgisayar olsun, muhasebe olsun, dış ticaret olsun, dil olsun bu eğitimlerinde başarı yakalamak. Yani 22 yıl bu sektörde burada duruyorsak bunun bir şey olmuş olması lazım. Nedir? Bir başarı olduğunu gösteriyor zaten. İkinci eğitimlerimizde de yabancılar üzerine yine eğitimlerimiz olduğu için yabancı bir kişinin Türkiye'de iyi bir dil aldıktan sonra dediğim gibi hedefi üniversitedir. Burada öğrencilerimiz tıp okuyan öğrencilerimiz var, hukuk okuyan öğrencilerimiz var, mühendislik okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bizden eğitim alıp bu alanlarda okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Peki geride kalan öğrenciler için birebir eğitim söz konusu mu?
Tabii ki yani o eğitimler her zaman tüm öğrencilerimizde olduğu gibi eğer bir eğitimde aksaklık olmuşsa bunu birebir şekilde alabiliyorlar. Ekler şeklinde alabiliyorlar. Eğitimlerine devam etmektedir. Peki buradan mezun olduklarında ne tür bir sertifikalar oluyor ellerinde? Şimdi eğitimlerimiz biz Milli Eğitim'e bağlı bir kurumuz. Milli Eğitim bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için her eğitimlerimiz Milli Eğitim onaylıdır. Eğitimlerimizin sonunda Milli Eğitim'den yetkililer tarafından yapılan sınavda Milli Eğitim onaylı sertifika almaktadırlar. Evet, onu da her yerde kullanabiliyorlar. Bu da her yerde normal bir diploma gibidir. Her yerde rahatça kullanabilirler bu sertifikaları. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedilir olursak neden yüksek kariyer tercih edilmeli size göre? Bu en öğrenci memnuniyetinden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar ki dediğim gibi bir her sektör bu alanda faaliyet gösteren kurumların 22 yıllık geçmişi zannetmiyorum pek olsun. Bundan da kaynaklıdır. İyi bir eğitim verdiğimizden kaynaklanır. Evet, farklı bir eğitim anlayışımız var diyoruz ve devamlı arkasındayız verdiğimiz her eğitimin. İlerleyen günlerde peki başka projeler olacak mı? Başka şube düşünüyor musunuz? Tabii ki her kurum gibi biz de büyümek istiyoruz her alanda. Bu alanda daha doğrusu büyümek istiyoruz. Şu anda Maltepe'de tek kurum olarak faaliyet göstermekteyiz ama hedefimiz Avrupa tarafında da bir şubeleşip Avrupa'ya da belki ileride, belki seneye veya ondan sonraki sene geçmeyi düşünüyoruz. Çok güzel, başarılar dileriz sizlere. Peki eğitim sektörüyle alakalı buradan izleyicilerimize neler önereceksiniz? Mesela böyle bir kurum seçerken nelere dikkat etmeliler? Yani kurum seçerken ilk önce bu kurumun Milli Eğitim'e bağlı olup olmadığını iyi bilmeleri gerekir. Eğitim anlayışının sadece kar amacı değil, iyi bir eğitim verdiğini dikkat etmeleri gerekir. Biliyorsunuz eğitimler aynı, kurumlar aynı zamanda da bir işletmedir. Evet, ticaret. Ticari işletmenin yanında gerçekten eğitime önem veriyor mu ya sadece bunu ücret mi diye görüşmelerde zaten bu ilgili kişilere görüşmelerde zaten belli edilir. Ortaya çıkar. Ortaya çıkıyor. Öğrencilerimizin, her görüştüğümüz öğrencilerimiz kesinlikle karar verdiğinden eminim zaten bizim de eğitime devam etmek istiyoruz. Burada bir yaş sınırı var mı? Haftada kaç saat alıyorlar ya da? Eğitimden eğitime tabii fark ediyor. Normalde 6 saat şeklinde eğitim vermektedir. Standartımız evet, 6 saat. Evet. Peki. O zaman biz sizlere teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Aktaracağınız başka şeyler var mı? Son düşüncelerinizi alalım. Son düşüncelerimiz şöyle özetleyebiliriz. Biz başarı bizim ilkemizdir. Bu alanda devamlı eğitim vermeye devam edeceğiz. Evet, biz de sizlere yüksek kariyer olarak başarılar diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz.